hafta ortasındayız aslında. Şimdi bu haftanın Perşembe ve Cuma'ya da bırakılan önemli verileri var. Bunların ışığında da tabii ki yani artık 2023'ü bitiriyoruz ama bir konumuz vardı raporda. Dilerseniz oraya da değineyim. İngiltere'nin aslında yurt dışından ithal edilen ürünlerle birlikte karbon ayak izi ve vergilendirmesiyle ilgili bir süreci vardı. 2027 yılında başlayacağını açıkladı. Bununla ilgili bir açıklaması vardı. Şimdi buradaki son dönemde yaşanılan tabii ki hem saldırılar hem enerji nakil hattındaki güvenlik sorunlarıyla birlikte tabii ki jeopolitik krizi destekleyen bir noktaya geldiğini görüyoruz. Şimdi buradaki savaş etkenleri de hala devam ediyor ama şimdi burada şunu konuşuyoruz. Aslında izlenen politika ile birlikte piyasa içerisindeki beklentileri konuşuyoruz ama beklemediğimiz noktalar da var. Yani bu görüntüde gelen verilerin yatırımcıya yansıması, biraz daha öngörülebilir olması dışında beklenmedik etkilerde biz ne yapacağız? Yani burada nasıl senaryolar var? Bu hikayedeki değişiklik ne olur? Yani 2024'ün ilk çeyreğinde bize yansıyacak olan negatif etki ya da pozitif etki var mı, bunu merak ediyorum. Müsaadenizle o zaman ben şöyle bir açıklık getireyim konuya. Şimdi yatırımcılar bir kere herhangi bir hisse senedi aldıklarında, herhangi bir yatırım aracı yaptıklarında o yatırım aracının risklerini ve sunmuş olduğu fırsatları değerlendirmeleri lazım. Bunu klasik böyle andımız gibi söylüyoruz her zaman. Alfabenin ilk şeyi bu. Yani onu yaptığın zaman ne aldığını biliyorsun. Hangi şirket alıyorsan o şirkete ortak olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla bir şeyi neden yaptığınızı bilirseniz alacağınız pozisyonları da değişiklikleri de ona göre yaparsınız. Bunu artık hani finansal okur yazarların çok arttığı bir ülkedeyiz diye kabul ederek herkesin bildiğini düşünüyorum ama tekrar ettim. Diğer konu şu. Şimdi 2024 yılında ilk çeyreğe baktığınız zaman Amerika'da olumlu havanın devam etmesi olasılığı yüksek. FED çünkü bu havayı verdi. Borsada yükselişlerin devam etmesi olasılığı yüksek. Yurt dışı piyasalar açısından bahsediyor. Böyle bir ortamda bu noktadan sonra çok ekstrem beklenmedik şeylere bağlı olarak sert düşüşler görebiliriz. Bunlar belirsizlik. Bunlar risk değil. Bunlar çünkü risk olsa yani yarın öbür gün Panama Kanalı da kapalı. Çünkü su azaldı. Kızıldeniz de kapalı. Yarın öbür gün bütün bu lojistik dursa, bir hastalık çıksa gibi bu Black Swan'ların olma ihtimalini tutacağız bir kere akılda. Ona hassas sektörler nereler? Hassas piyasalar nereler? Öyle bakmak lazım. Örneğin Hollandalı bir şirket Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e çip satmayacaksın diye yaptırıma tabi tutuldu. Herhangi bir hukuki şeyi de yok. Şimdi o yüzden bir şekilde siz risk alırken bunların olabileceğini düşüneceksiniz. Hocam hiç risk almayalım mı? Evet, alalım ama belirsizliklerden uzak duralım. O da Türkiye açısından bakıldığında şunu ifade ediyor. Yabancı hisse senedi alabilirsiniz, altın alabilirsiniz. Bir şekilde Amerikan tahvilleri hala aşağı yönlü gidiyor. Büyük oranda kârı gerçekleşti ama eğer belirsizlikten çekiniyorsanız sabit getirili enstrümanlarda, Eurobond'larda bulunabilirsiniz. Türk tahvillerini alabilirsiniz. Çünkü oraya ciddi bir para girişi var. Ama ne konuda risk var? Hisse senetleri tarafında şöyle bir risk var. Seçeceğiniz şirkete dikkat etmelisiniz. Çünkü önümüzdeki dönemde örneğin hava yolları gibi bu veya turizm gibi sektörlerde bu gibi olumsuzlukların etkilerini görebiliriz. Veya çeşitli şirketler var. Yaptırımlar geliyor. İşte geçen hafta da gördük borsada ciddi satışlara neden oldu. Hani Moody's etkisiydi falan ama borsada temel olarak Türk ekonomisinin önümüzdeki 3 ayda faizlerin yükseleceği, ekonominin yavaşlayacağı bir dönem fiyatlanıyorsa eğer endekste değil hisse senetlerinde ve çok seçici olmak lazım. Onunla ilgili biraz önce söyledim. Hangi sektörlerde risk olabilir onlara dikkat etmek lazım. Bir de şuna bakmak gerekiyor. Moody's açıklamasında da çok net var. Rasyonelleşmeye devam ederseniz ben görünümü ve notu değiştiririm. Çok bence net bir açıklama. Ne demek bu? Yani Mehmet Şimşek başladı, rasyonelleşme dedi. Şimdi mesela bu perşembe faiz artırımı görecek miyiz? Bence görmemiz lazım bu sefer. Daha önce görmesek de olur diyebilirdim. Ama görmemiz lazım çünkü bir kafa karışıklığı şu anda biraz oluşuyor.
Ne açıdan oluşuyor? Acaba Ocak'la Mart arasında para politikası yeterince sıkı olacak mı? Maliye politikası buna uyacak mı? O yüzden risklerden değil, belirsizliklerden korkmak gereken bir dönem. Çünkü belirsizlikleri yönetmek açısından çok da önümüzde bir veri de olmuyor, onu yönetecek bir silah da olmuyor çok fazla. Benim naçizane görüşüm bu.